Arkadaşlar merhaba. Bugün size cinli bir kokteyl yapacağım. Aynı zamanda cin üretim hikayesinden bahsedeceğim. Cin ilk olarak 16. yüzyılın başında Hollanda'da tesadüfen ortaya çıkmış. Sylvia isimli profesör bir abimiz böbrek rahatsızlığına iyi gelecek ilaçlar deneyleri yapmaktadır. Bu süreçte alkol ile ardıç ağacının meyvesini damıtarak yıllar sonra cin diye adlandıracağımız alkol ortaya çıkmış. İlk cini Hollandalılar keşfetmesine rağmen İngilizler dünyaya mal etmiş, İngiliz cini olarak da adlandırılmaya başlanmıştır. Cinin alkol derecesi %40 ile 47 arasında olması gerekmektedir. Cin genellikle arpa, çavda, mısır gibi tahıllardan yapılır. Şeker kamışından yapanlar da vardır ancak en çok tercih edilen tahıllardan yapılanlardır. Her cin üreticisinin kendine özgü formülleri vardır. Biz cin şişelerinin üzerinde bazı terimler yer alır. Dry gin, London dry gin gibi. Dry gin sek, şekersiz cindir. London dry gin ise aynı şekilde şekersiz ve sek bir cindir. Old Tom gin ise şekerli, tatlandırılmış bir cindir. Palmut gin ise İngiltere'nin Palmut şehrinde üretilen sek cin türlerinden bir tanesidir. Çok fazla tüketimi, çok fazla tercih edilmemektedir. Şimdi kokteylimize geçelim. Bugün evde bulabileceğimiz malzemelerden kokteyl yapacağız. Bir şişe Gin Mare, İspanya üretimi cinim var. Thomas Henry tonik, armut suyu ve Türk kahvesi. Türk kahvesini ben şekersiz yaptım. Sade bir Türk kahvesi. Şekerli bir tonik kullanacağım için ben bunu şekersiz yaptım. Sizin tercihinize bırakıyoruz onu. Şimdi sırasıyla kokteylimize geçelim. Öncelikle cin maremi alıyorum. Jigger'ımdan alt şöyle yapacağım. Jigger olarak bunu kullanacağım. Altı siyel cin mare. Cin kullanıyorum. Üç siyel armut suyu. İki siyel sade Türk kahvesi. Aromaların birbirine geçmesi için güzelce çalkalıyorum. Kokusu çok güzel. Evde balon bardağınız varsa eğer şarap bardağı onu kullanabilirsiniz veya biraz daha geniş bardağı kullanmanızda fayda var. Bir tane büyük buz atıyorum. Ben de buz kalıbı var. Bununla yaptım. Eğer siz böyle bir buz elde etmek istiyorsanız su balonları var. Onları hafif ne kadar büyüklükte istiyorsan o kadar su doldurup dolaba atıp kullanabilirsiniz. Bunu çift süzeceğim. Çift süzdükten sonra üzerine Thomas Henry tonik ekliyorum. Hafif karıştırıyorum. İşte bu kadar. Yapımı kolay bir kokteyl. Şimdi müsaadenizle ilk tadına ben bakıyorum. Tadı da oldukça güzel. İçimi keyifli bir kokteyl. Hepinize afiyet olsun. Hoşça kal ve evde kal Türkiye. Görüşmek üzere.